Merhaba sevgili Kartallı çocuklar. Ben Cumhuriyet Bir Kreş'ten Nazire öğretmen. Bugünkü uzaktan eğitim dersimizde sizlerle ilkbahar mevsiminin özelliklerini ve doğada oluşan değişikliklerle ilgili sohbet edelim. İlk başta bir bütün mevsimleri bir tekrar edelim. Daha sonra ilkbahar mevsimine geçeriz. Evet çocuklar, bir yılda 4 mevsim var. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Biz şu an ilkbahar mevsimindeyiz. İlkbahar mevsiminin 3 tane ayı var. Mart, Nisan ve Mayıs. Biz Nisan ayındayız. İlkbahar mevsimi gelince hava, toprak ve su ısınmaya başlar. Evet çocuklar. Havalar ısınınca ağaçlar yeşermeye, çiçekler açmaya başlar. İlkbahar mevsiminde bazı meyveler ve sebzeler de yenilenir. Mesela meyvelerden çilek, erik ve çağlı çıkar. Sebzelerden bakla, bezelye, kabak, patlıcan ve biber çıkar. Biz bu meyve ve sebzeleri mevsiminde yersek eğer çok sağlıklı oluruz. Evet çocuklar, bazı hayvanlar da hani kışın kuş uykusuna yatmışlardı ya. Artık kış uykusuna yatan hayvanlar uyandılar kış uykusundan. Peki sonbahar mevsiminde sıcak bölgelere göç eden kuşlar, göçmen kuşlar ne yaptılar biliyor musunuz? Artık tekrar ülkemize geri dönmeye başladılar. Çocuklar, biz ilkbahar mevsiminde ne yapıyoruz? Artık çok kalın kıyafetler giymiyoruz, değil mi? Ne yapıyoruz? Daha ince, bizi daha böyle rahat hareket edebileceğimiz kıyafetler giyiyoruz. Ama ilkbahar mevsimi biraz böyle şakacı bir mevsim olduğu için her zaman tedbirli olmamız lazım. Çünkü bazen çok güneşli bir günde birden yağmur yağabiliyor. Onun için yanımızda ince bir montumuzu ve şemsiyemizi her zaman hazır tutmamız gerekiyor. Peki çocuklar, biz ilkbahar mevsimi gelince en çok ne yapmaktan hoşlanıyoruz? Evet, uçurma uçurmaktan, değil mi? Şimdi sizlerle uçurtma adında bir şiir okuyalım, olur mu? Ben şimdi size uçurtma şiirini okuyacağım. Sizler de evinizde tekrar edebilirsiniz. Uçurtma. Bir uçurtma yapsak, bulutlar arasında kaybolsa, sevgimizi, umutlarımızı uçurtmaya taksak, yeryüzüne hiç inmese, güneşe sevgimiz ısıtsa, umutlarımız mavi mavi gülse. Evet çocuklar, şiirimizi sizler de evinizde tekrar edebilirsiniz. Şimdi bu şiirimizle ilgili bir de etkinlik yapalım. Böyle güzel renkli bir uçurtma yapalım, olur mu? Şimdi ben size malzemeleri gösteriyorum. Renkli bir A4 kağıdı. Ben sarı renk seçtim. Sizler istediğiniz bir renk seçebilirsiniz. Yapıştırıcı. Renkli krapon kağıtlarına ihtiyacımız var süslemek için. Bir tane böyle ben bir ip buldum. Siz isterseniz rafya kullanabilirsiniz. İsterseniz kurdele kullanabilirsiniz. Renkli kalemlere ihtiyacımız var. Ağzını, gözlerini çizmemiz için ve makasa ihtiyacımız var. Ben daha önceden sizler için bir eşkenar dörtgen hazırlamıştım çocuklar. Şimdi ama size nasıl yapacağım, nasıl kolay bir şekilde bu eşkenar dörtgeni hazırladığımızı size göstereceğim. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. İlk önce bu renkli A4 kağıdımızı ortadan ikiye katlıyoruz. Evet. Katladığımız A4 kağıdını tekrar ortadan ikiye katlayacağız. Evet çocuklar, bu şekle gelince şimdi bu yukarıdan aşağıdaki uca kadar düzgün bir şekilde keseceğiz. Siz annenizden, babanızdan yardım alabilirsiniz. Ben şöyle hiç çizmeden kesiyorum. Sizler isterseniz cetvelle oradan bir düz bir çizgi oluşturabilirsiniz. Evet.
açıyoruz ve eşkenar dörtgenimiz hazır. Sizler bu şekilde oluşturabilirsiniz eşkenar dörtgeninizi. Şimdi sıra geldi. Uçurtmamızın önce ben yüzünü çizmek istiyorum. Gözlerini ve ağzını şöyle kocaman iki tane göz çiziyorum uçurtmamıza. Gözlerini mavi boyayalım. Şöyle kirpikler de yapacağım ben. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz çocuklar. Evet. Ben bu şekilde gözlerini ve ağzını çizdim. Şimdi sıra geldi. İpini takmaya. Kağıdımızın arkasını çevirip şöyle bir çizgi şeklinde yapıştırıcı sürüyorum. Ve kullanacağım ipi de arkasına bu şekilde yapıştırıyorum. Bakın çocuklar. Evet. Şimdi en eğlenceli bölüme geldi sıra. Uçurtmamızı süsleyelim. Böyle kraponları renk renk istediğiniz boylarda. Ben bu büyüklükte kestim. Siz de istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Bunu kestiğim dikdörtgen şeklindeki kraponu şöyle ortadan iki kere çeviriyorum. Bakın bir fiyonk oluşturdum. Evet, şimdi bunu ilk başta uçurtmamızın tokası olarak takacağım. Bu bir kız uçurtma. Daha sonra tekrar farklı bir renk kullanacağım. Mor kullanmak istiyorum. Bunu da aynı şekilde iki tur çeviriyorum. Evet. Bunu da şimdi iki kenardaki şöyle sivri köşelerini şöyle. Evet, bunu bu köşesine taktım. Diğer köşesine de pembe renk kullanalım. Bakın çok sevimli oldu. Şimdi uçurtmamızın kuyruğunu renkli renkli fiyonklar takarak süsleyelim. Ben her rengi kullanmak istiyorum. Şöyle. İstediğiniz aralıkta yapıştırıcılar sürerek uçurtmanızı oluşturabilirsiniz. Evet. Şimdi yeşil. Son bir tane daha fiyonk yapıp artık uçurtmamı tamamlayabilirim. Evet çocuklar, benim uçurtmam hazır. Bu şekilde süslü, renkli bir uçurtma oldu. Bu uçurtmanızı şöyle arkasına bir
bantla şöyle yapalım. Duvarınıza asabilirsiniz. Evet çocuklar, uçurtmamız hazır. Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğümüzün bir sonraki videosunda görüşünceye kadar sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın.